Hastalıkta Sağlıkta'dan bir kez daha merhaba sevgili seyirciler. Bildiğiniz gibi her hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 12.30'da ekranlara gelen programımızda sağlığınızı yakından ilgilendiren ve merak ettiğiniz konulara ışık tutmaya çalışıyoruz. Programımızla ilgili doktorlarımıza ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0850 755 1907. Programda işlenmesini istediğiniz hastalık ve konularla ilgili bizlere öneri göndermek isterseniz de mail adresimiz hastalıktasağlıkta@fb.tv. Bugün sizler için seçtiğimiz konu toplumumuzda sık duyduğumuz adını koroner arter dediğimiz yani kalbimizle ilgili, kalbimizdeki damarların tıkanması, daralması ile ilgili bir takım sıkıntılara sebep olan ve hayati önem taşıyan bir hastalıktan bahsetmek istiyoruz. Stüdyomuzda bununla ilgili konuğumuz Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı yardımcı doçent doktor Süha Çetin'le birlikteyiz. Hoş geldiniz Süha Bey programımıza. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi kalbimizde, hakikaten vücudumuzun kalbimiz en değerli organı, yaşam organımız. Orada oluşacak problemler bizim hayatımızı tehdit eden hastalıklar oluyor ama koroner arter diye adını duyduğumuz ama belki bazı izleyicilerimiz de bilmeyeceği için size bir kere daha sormak istiyorum. Koroner arter hastalığı ne demektir? Şimdi kalbi besleyen damarlara koroner arter denir. Koroner arterler aterosklerotik nedenlerden dolayı daralabilir veya tıkanabilir. Ateroskleroz halk arasında damar sertliği veya damar kireçlenmesi olarak da bilinir. Bu damarların içerisinde belli bir zaman içerisinde plaklardan veya lezyonlardan kaynaklanan darlıklar gelişebilir. Burada tabii ki risk faktörleri çok önemli. Bizim bildiğimiz 5 tane risk faktörü var. Bunlardan bir tanesi aile öyküsü. Hastanın ailesinde yani annesinde, babasında, kardeşlerinde kalp damar hastalığı var mı? Bunun haricinde diyabet. Diyabet çok önemli bir risk faktörüdür. Evet. Sigara içmek, yüksek tansiyon ve kolesterol hastalığı. Bu risk faktörleri bir kişide ne kadar yoğunsa bu kişinin aterosklerotik kalp hastalığı gelişme oranı o kadar yüksektir. Bu kişinin damarlarının veya tıkanlarının gelişme oranı o kadar yüksektir. Evet. Şimdi o zaman kimlerde görülür diye bir soru yönelsem size, kadın erkek böyle bir ayrım daha çok var mı yoksa bu ayrımı yapamaz mıyız? Şimdi şöyle, bahsettiğim gibi risk faktörleri bu bağlamda çok önemli. Erkeklerde ve bayanlarda kıyaslayacak olursak erkeklerde biraz daha çok görülür. Yalnız bayanlarda, bayanlar menopoza girdikten sonra yani vücudu koruyan bayan hormonları ortadan kalktıktan sonra bu hastalığın insidansı bayanlarda daha yüksektir. Daha yüksek. O zaman menopoz sonrası kadınlar birazcık daha risk altında erkeklere göre. Evet. Peki kalbi besleyen damarlarımız daralıyor veya tıkanıyor dedik. Evet. Kalbi besleyen damarlar niçin daralır? Neler sebep olur buna? Bahsettiğim gibi burada risk faktörleri önemli bir rol oynar. Risk faktörleri bu kalbi besleyen damarlar içerisinde bu plakların, lezyonların, Türkçe anlamıyla yaraların gelişmesine neden olur. Bu darlıklar yıllar içerisinde büyüyerek ciddi darlıklara neden olabilir. Bu da tabii ki hastanın şikayetlerine neden olur. Bunun haricinde damarlar tabii ki bir de tıkanabilir. Ani bir biçimde tıkanabilir. Burada mekanizma biraz daha değişiktir. Damarlar niçin tıkanır? Burada hastanın damarlarında ciddi bir darlığın olması illa da söz konusu değildir. Ha, daralma olmadan yani direkt tıkanma, ani bir tıkanma olabilir. Evet, buna kalp krizi diyoruz. Burada bu lezyonlar veya bu plaklar çatlayabilir. Çatladığı zaman bu çatlayan bölgede bir kan pıhtısı oluşur. Bu pıhtı büyüyerek damarı saniyeler, dakikalar veya saatler içerisinde tıkayabilir. O zaman tabii ki bir kalp krizi söz konusu. Yani burada ayırt edilmesi gereken şey bir damarların daralması, yavaş yavaş daralması ve bir de damarların aniden tıkanması. Aniden tıkanması. Tabii tıkanma birazcık daha çok ciddi boyutlarda hayatı daha tehlikeli hale sokabiliyor. Peki daralmadan gidersek, koroner arter hastalığının başlangıcı gibi görüyorum daralmayı. Bu daralma olduğunda kişinin hangi şikayetleri hissediyor size başvurduğunda? Şimdi koroner arterler daraldığında veya bu darlıklar belli bir ciddiyete geldiği zaman hastada angina pectoris dediğimiz şikayetler gelişiyor. Angina pectoris Latince kökenli bir deyim ve Türkçe karşılığı göğüste bir darlık duygusunun olmasıdır. Hı hı. Hakikaten hasta şikayetlerini bir ağrı olarak değil de bir darlık, bir baskı veyahut da bir ağırlık olarak dile getirir.
elini yumruğunu göğsünün ortasına koyarak işte tam bu bölgede birisi göğsünde oturuyormuş gibi veyahut da bir fil oturuyormuş gibi veyahut da bu bölgede bir düğüm varmış gibi veyahut da birisi kemerle göğsümü sıkıyormuş gibi terimlerle açıklamaya çalışır. Bu anjina pectoris'in birinci özelliğidir. Yani stabil anjinanın veyahut da kararlı anjinanın ilk özelliğidir. İkinci özelliği bu şikayetler eforda başlar. Kişi yokuş yukarı çıkarken, merdiven çıkarken veyahut da hızlı yürüdüğünde bu şikayetler yavaş yavaş dakikalar içerisinde başlar ve hasta dinlenmeye geçtiği zaman şikayetler yavaş yavaş tekrar azalır. Bunun nedeni tabii ki oksijen ihtiyacıdır. Kalbin oksijen ihtiyacı. Eğer efor sarf ettiğiniz zaman biliyorsunuz kalp hızı yükseliyor. Kalbin kasılma gücü artıyor. Tansiyon yükseliyor. Bu da tabii ki kalbin daha fazla oksijen sarf etmesine neden oluyor. Bu bağlamda tabii ki koroner arterlerde bir darlık varsa o bölgeye yeteri kadar kan gitmiyor, yeteri kadar oksijen gitmiyor. Bu da bahsettiğimiz şikayetlere neden oluyor. Tabii ki hasta dinlenmeye başladığında bu kalbin oksijen ihtiyacı azalıyor ve azaldığı için de şikayetler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Tabii ki burada sadece fiziksel aktivite önemli değil. Hastanın duygusal bir strese girmesi de bu şikayetlere neden olabilir. Örneğin hasta sevindi, üzüldü veyahut da kızdı veyahut da korktu. O zaman da bu şikayetler tekerrür edebilir. Soğuk önemli bir etken. Özellikle soğuk kış aylarında kişi sıcaktan soğuğa çıktığı zaman, örneğin sabah işe gitmek için sıcak evinden soğuk havaya çıktığı zaman veya akşam restoranda yemek yedikten sonra soğuk havaya çıktığı zaman bu şikayetler başlayabilir. Bu anjina pectoris'in ikinci özelliği, bir de üçüncü özelliği var. Bu şikayetler biraz önce bahsettiğim gibi sadece göğsün ortasında odaklanmış olarak kalmazlar. Belirli bölgelerine vücudun yayılabilirler. Örneğin, yani sanki kalpten değilmiş gibi, hani hiç aklımıza gelmeyecek şekilde farklı yollarda mı kendini gösteriyor? Omuzlara yayılabilir, omuzlara yayılabilir. Sol, özellikle sol kola yayılabilir. Serçe parmağına, yüzük parmağına yayılabilir. Şimdi tabii ki mide bölgesine yayıldığı zaman hasta diyecek ki ya bu şikayetler benim midemden kaynaklanıyor, kalpten kaynaklanmıyor ama bu şikayetler gerçekten kalpten kaynaklanabilir. Bu bağlamda hastalar mide bölgesinde kalp damar hastalığı kendisini gösterdiği zaman sık sık gastroenteroloji polikliniğine gider veyahut da dahiliye polikliniğine gider. Hatta endoskopi bile yaptırabilir. İlaç tedavileri düzenlenir ama bu şikayetler mideden kaynaklanmıyor, kalpten kaynaklanıyor olabilir. Eğer kişinin eforda mide bölgesinde bir ağırlığı, bir yanma duygusu, bir baskı duygusu varsa tabii ki bu bağlamda kişinin bir kardiyoloji uzmanı tarafından değerlendirilmesinde yarar var. Çene kısmına veya boğaz kısmına yayılabilir bu şikayetler. Yalnız üst çeneye ve üst dişlere yayılmaz. Eğer şikayetler üst çene veya üst dişlerdeyse bu şikayetler genelde koroner arter hastalığından kaynaklanmıyor demektir. Kaynaklanmıyor. Peki bu belirtilerle size gelen bir hasta, hasta adayı diyeyim, hangi tanı yöntemleri sizde o kişide koroner arter hastalığı olduğunu saptamanıza yardımcı oluyor? Şimdi burada kişinin şikayetleri çok önemli. Biraz önce bahsettiğim şikayetler klasik anjina pectoris bulgularıdır. Eğer bir kişide bu şikayetler varsa biz hastayı sadece dinleyerek, sadece hikayesini dinleyerek %90 teşhisi koyabiliriz. O bakımdan ekstra bir tetkikten daha çok kişiyi dinlemek lazım. Şikayetlerin ne türde, ne yönde? Bu bizim için çok önemli. Tabii ki ekstra tetkik de istiyoruz. Bu kan tahlili olsun, efor testi olsun, EKG veyahut da ekokardiyografi. Bunları da yaptıktan sonra tam olarak teşhis koymak için kişiye genelde bir koroner anjiyografi önerilir. Koroner anjiyografi niçin önerilir? Çünkü bu darlıkların ciddiyetini, bu darlıkların dağılımını veyahut da bu darlıkların damarda nerede lokalize olduğunu görebilmek için. Koroner anjiyografi biliyorsunuz girişimsel bir işlem. Evet, onu genelde zaten tanı yöntemi olarak insanlar bilmiyorlar da sanki ben anjiyo oldum hani. Aslında bu bir tanı yöntemi, tanıyla beraber tedavi yöntemi de gibi. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi bu neden kaynaklanıyor? Çünkü biz hem tanıyı hem tedaviyi aynı işlemde yapıyoruz. Hastayı koroner anjiyografi laboratuvarına aldığımız zaman hastanın koroner anjiyografisi yapılır. Yani damarlar görüntülenir ve aynı seansta eğer damarlarda darlık varsa ve bu darlıklar balon ve stent işlemiyle açılmaya müsaitse aynı seansta kişinin damarları balon ve stent işlemiyle açılır. Yalnız burada ayırt edilmesi gereken tabii ki bir
tanı yönü var, koroner anjiyografi, bir de tedavi yönü var. Bu da balon ve stent işlemiyle bu damarların açılması. Hı hı. Yani her anjiyografide balon veya stentle açmak durumunda kalmayabiliyorsunuz da tahmin ediyorum. Evet, bazen tabii ki damarlarda ciddi darlıklar yoksa veyahut da damarlar bu balon ve stent işlemiyle açılmaya müsait değilse o zaman anjiyografi yapıp bırakıyoruz. Yani. O zaman sadece bir tanı yöntemi oluyor. Evet. Hı hı. Peki riskleri var mıdır anjiyografinin? Yani hastanın hayati risklaşır mı? Şimdi koroner anjiyografi girişimsel bir işlem. Burada bir kateter sistemiyle kasıktan veya koldan kalbi besleyen damarlara ilerlenir ve bir opak madde verilir, boya maddesi. Damar yolundan, kasıktan girilerek galiba değil evet, mi veriliyor? Evet, bu kateter sistemi üzerinden boya maddesi verilir ve damarlar böylece ışın altında görüntülenmiş olur. Bu işlemin riskleri var mı? Tabii ki bu işlemin riskleri var. Girişimsel bir işlem olduğu için mutlaka. Girişim yerinde kanamalar olabilir veyahut da damarda yırtılma olabilir. Veyahut da koroner arterlere hasar verebilirsiniz ama oranı çok yüksek değil sanırım. Oranı oldukça düşük. Oldukça düşük. Çünkü evet, korkulduğu için bunu bir kez daha sormak istedim de hani anjiyo deyince böyle herkese bir korku oluyor. Ama aslında bu bir tanı yöntemi. Hatta beraberinde tedavi de eğer olabiliyorsa aynı seansa aslında hepsi çözülmüş oluyor. Evet. Çok da yüz güldürücü bir tanı yöntemi o bakımdan. Peki birazcık da tıkanmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi daralma dedik. Hiç daralma olmadan diğer direkt tıkanıklık da söz konusu olabilir demiştiniz. Evet. Biraz bunu açıklayabilir misiniz? Bu ne gibi şikayetler veriyor? Sebepleri gene aynı mı? Şimdi altta yatan bir koroner arter hastalığı vardır. Bir aterosklerotik damar hastalığı vardır. Bu da bahsettiğimiz gibi risk faktörlerinden kaynaklanıyor. Damar içerisinde biraz önce söylediğim plaklar, lezyonlar gelişiyor. Bunun Türkçe anlamı yaracıklar demektir. Bunlar illa da ciddi darlıklara neden olmayabilir. Yani kişi yürüdüğünde, efor sarf ettiğinde veya duygusal strese girdiğinde hiçbir şikayeti olmayabilir. Yalnız bu lezyonlar çatlayabilir belirli nedenlerden dolayı. Çatladığı zaman bu lezyonların olduğu bölgede bir kan pıhtısı oluşuyor ve bu kan pıhtısı giderek büyüyor ve damarı saniyeler, dakikalar içerisinde tıkayabiliyor. Bu da tabii ki kalp krizine neden olabiliyor. Kalp krizi çok önemli bir veya evet, teşhis kesin. Ve çok hayati risk taşıyan saniyeler, bir durum. Saniyeler, dakikalar çok önemli, evet. Evet, yani kişinin şikayetleri olmadan da kalp krizi geçirme riski İhtimali var. Var. Peki, burada nasıl gene tedavi yöntemlerine, yani tanı yöntemlerine baktığımız zaman, şimdi çok duyuyoruz bunu. Mesela kalbime ben baktırdım, işte check-up'a girdim, hiçbir şey yoktu deniyor. Ama bir evet. Ay sonra kişi ani bir kalp krizi geçirebiliyor. Olabilir, haklısınız. Evet, bu nasıl oluyor? Yani o zaman burada check-up'larda mı yeterince detaylı bakılmıyor ya da kalp krizinin öyle bir mekanizması mı var? Bu mekanizma biraz daha değişik bir mekanizma. O zaman şimdi bu bağlamda söylemek istediğim hastanın risk faktörleri tabii ki çok önemli. Yani bir hastada risk faktörlerini azaltmak, risk faktörlerini kontrol altına almak. Örneğin kişi sigara içiyorsa sigarayı bırakması önemli. Veyahut da diyabet hastalığı varsa ilaçlarını düzenli kullanması, kilo vermesi, egzersiz yapması ve eğer kişide yüksek tansiyon varsa kişinin ilaçlarını düzenli kullanması veyahut da tuz tüketimine dikkat etmesi gerekli. Risk faktörlerini ne kadar azaltırsak bu hastalığın ilerlemesi veya kalp krizine dönüşmesini o kadar engellemiş oluruz. Bir de ben merak ediyorum. Kalp krizi anında belirtiler ne olur? Yani çünkü burada yapılan çok büyük yanlışlar var. Kalp krizi geçiren kişinin etrafında olan kişilerin yaptığı müdahalelerle belki de hayatını kaybedebiliyor hasta. O yüzden kalp krizi geçirdiği kişinin nasıl anlaşılır ve bu durumda ne yapmak lazım? Şimdi kalp krizinde damar aniden tıkandığı zaman tabii ki bu da şikayetlere neden oluyor. Bu şikayetler yine angina pectoris yönündedir. Kişinin göğsünde ciddi bir baskı, ciddi bir ağırlık olur. Bu baskı biraz önce bahsettiğim vücudun değişik yönlerine yayılabilir. Hastanın mide bulantısı olabilir, hasta kusabilir, soğuk terler. Bu durumda tabii ki yapılması gereken şeyler çok önemli. Burada bir kere hastanın kendi başına, kendi imkanlarıyla hastaneye gitmesi kesinlikle önerilmez. Çünkü kalp krizi esnasında ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bunlardan bir tanesi ciddi ritim komplikasyonlarıdır. Hastanın ritmi değişebilir, hastanın hatta kalbi durabilir. O bakımdan kişinin veyahut da yakınlarının 112 haber vermesi çok önemli.
Hastanın mutlaka bir ambulansla hastaneye götürülmesi önemli. Çünkü ambulanstaki sağlık personeli bu tür komplikasyonlar geliştiğinde nasıl bir yol izleyeceğini bilir. Evet, müdahale edebilir. O bakımdan ambulanstan gitmesi çok önemli ve kişinin en yakın çevrede olan girişimsel kardiyoloji ünitesi olan bir hastaneye götürülmesi önemli. Bu işlemin bir an önce yapılmasında yarar var. Çünkü damar tıkandığı için o bölgeye artık kan gitmiyor, oksijen gitmiyor. O bakımdan ne kadar geç kalırsanız oradaki kas dokusu zarara uğrayabilir, hasar görebilir. Hastanın şikayetleri başladıktan sonra, ki bu şikayetler istirahatte var, hasta yatarken, uzanırken veyahut da otururken şikayetler mevcuttur. Bu hastanın şikayetler başladıktan sonra 1-2 saat içerisinde bu merkeze götürülmesi çok önemli. Merkezde tabii ki hastanın ilk etapta yine koroner anjiyografisi yapılır. Koroner anjiyografisinde tıkanmış damar saptanır ve bu damara müdahale edilir. Bu damar balon ve stent işlemiyle açılır. Hasta ne kadar çabuk ambulansla hastaneye yetiştirilirse ki o kadar çabuk kalp krizinden kurtulabilir. Evet. Peki biraz da tedaviden bahsetmek istiyorum. Mesela daralmalar diyelim ki tespit edildi. Böyle bir takım şikayetler var hastada. Bunların tamamen ortadan kalkması mümkün mü tedaviyle? İlaç tedavisiyle, yani anjiyo dışında verdiğiniz medikal bir takım tedaviler olabiliyor mu? Şimdi tedavilere gelecek olursak, stabil anjinada hastanın damarlarında ciddi darlıklar gelişmişse burada 4 tane tedavi seçeneği var. Bunlardan bir tanesi bahsettiğiniz gibi ilaç tedavisidir veya medikal tedavi. İlaç tedavisi düzenleyerek bu damarları veya bu şikayetleri ortadan kaldırmak veya azaltmak mümkündür. İkinci tedavi seçeneğimiz balon ve stent işlemiyle. Bunu bahsettiğim gibi koroner anjiyografi yaptıktan sonra damarlar buna müsaitse damarları balon ve stent işlemiyle açmamız mümkün. Eğer damarlar balon ve stent işlemiyle açmaya müsait değilse, uygun değilse bu durumda bypass ameliyatı önerilir. Bu tabii ki açık kalp ameliyatı. Ve dördüncü seçenek, bu benim açımdan çok önemli bir tedavi yöntemi. Eğer kişide risk faktörleri varsa bu risk faktörlerinin azaltılması çok önemli. Çünkü eğer kişi risk faktörlerine dikkat etmezse biz damarları balon ve stent işlemiyle açsak bile belirli bir süre sonra, aylar veya yıllar sonra bu damarlar tekrar daralabilir, tıkanabilir. Risk faktörleri mesela kiloluysa, kilo vermiyorsa, değil mi? Diyabeti hani şey altında tutulmuyorsa, evet. Bunun gibi faktörleri sayabiliriz. Ama ailede bir yatkınlık varsa bu kişilerin birazcık daha tabii hassas olup daha en azından diğer risk faktörlerini azaltmaları gerekiyor. Peki koroner anjiyografiye karar vermeden önce, yani bypass dediniz mesela biraz önce. Koroner anjiyografi sonrasında mı bypass'a karar veriliyor? Çünkü o sırada görüyorsunuz damarlardaki tıkanıklığı. Burada nasıl bir işleyiş oluyor? Şimdi tabii ki hastanın şikayetleri varsa koroner anjiyografinin yapılması önemli. Koroner anjiyografi yaparak teşhisi %100 koyabiliyoruz ve darlıkların nerede olduğunu, darlıkların ne ciddiyette olduğunu ve nasıl bir yayılım gösterdiğini görüyoruz. Ve koroner anjiyografi yapıldıktan sonra tabii ki biz kardiyologlar aramızda görüşüyoruz. Kalp damar cerrahını da çağırıyoruz ve aramızda bir fikir birliği yapıyoruz. Bu damarlar veya bu lezyonlar veya bu darlıklar balon ve stent işlemiyle açılmaya müsaitse balon ve stent işlemiyle açıyoruz. Eğer müsait değilse, uygun değilse o zaman tabii ki başka bir seçenek kalmıyor. O zaman hastayı açık kalp ameliyatına vermek durumunda kalıyoruz. O zaman cerrahlara işi birazcık daha bırakıp ameliyata doğru yönlendiriyorsunuz. Peki kalp damarlarındaki daralmalar çözülmezse bu bir kalp krizine, %100 kalp krizine gider diyebilir miyiz? Şimdi kalp krizi deyince aklımıza gelen şey damarların aniden tıkanmasıdır. Yani damarlarda pek kan akımı var ve bu damarlar belirli nedenlerden dolayı bu plakların veya lezyonların çatlaması nedeniyle aniden tıkanıyor. Bir pıhtı neticesinde. Yalnız bu darlıklar, bahsettiğiniz darlıklar yıllar içerisinde oluşan darlıklar. Bu darlıklarda pek kalp krizi o kadar ani bir kalp krizi söz konusu değil. Burada %80, %90'lık damarlarda darlıklar vardır. Bu darlıklar tabii ki hastanın eforda şikayetine neden olur. Ama ani bir kalp krizi bulguları hemen gözükür. Dakikalar, saniyeler içerisinde gelişebilecek bir durum. Peki buradan kalp sağlığımızı, yani bu koroner arter hastalıklardan korunmak için ve kalp sağlığımızı korunmak için izleyicilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olur? Yani hayat tarzı olarak nasıl bir hayat tarzı seçilmeleri, nelere özellikle dikkat etsinler?
Şimdi burada hastaların dikkat etmesi gereken şey bir kere risk faktörlerini minimize etmek, azaltmaktır. Kişi de eğer bir sigara öyküsü varsa sigarayı mutlaka bırakması gerekiyor. Egzersiz bu bağlamda önemli bir şey. Özellikle diyabet hastalarında. Hastanın ilaç tedavisi uygulanıyorsa bu ilaçların düzenli kullanması çok önemli. Bunun haricinde tabii ki beslenmemize önem vermemiz lazım. Genelde söylediğimiz hamur işini ve şekeri azaltmaktır. Evet. Hastalarımıza tavsiye ederim bunlar. Bunlar. Çok teşekkür ediyorum ben Süha Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bugün de Okan Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan kardiyoloji uzmanı, yardımcı doçent doktor Süha Çetin'le birlikteydik. Doktorumuza ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0850 755 1907. Bir sonraki programımızda yine merak ettiğiniz konular ve yeni konuklarımızla sizlerle birlikte olabilmeyi diliyoruz. Görüşünceye kadar hoşça kalın.